bugün başlıktan da gördüğünüz gibi sizler için bir mini alışveriş videosu çekiyorum. Zaten başlıktan da anlaşıldığı gibi mini alışveriş olduğu için o kadar aşırı bir şey almadım. Aslında çekip çekmeme konusunda böyle biraz kararsız kaldım. Çünkü yeni olan şeyler de var ama indirimden bulduğum şeyler de var. Ama yine de çekeyim dedim. En azından böyle işte stil olarak belki yardımcı olabilirim diye düşündüm. Neyse çok uzatmıyorum, hemen başlıyorum. İlk göstereceğim şey böyle hafif hikayesi olan bir şey. Bu gözlük AliExpress'ten şöyle. Aslında ben bunun camlarını yanlış seçmiştim. Silver diye seçmiştim ama ben onun böyle aynalı olduğunu bilmiyordum. Bu renkte gelecek sandım ama halbuki diğer renk seçeneği öyleymiş. Her neyse ben acaba o aynalı filtresi kalkar mı diye düşünürken böyle tasalanırken, çünkü açıkçası o haliyle hiç sevmemiştim ben. Acaba işte anneme de dedim hani bunun bu şeyi, o yansımalı filtresi gibi bir şeyse eğer kalkıyor mu bir soralım gözlükçüye diye. Gittik ama o sırada da aklımızda şu vardı. Eğer o olmuyorsa hazır bir de böyle yani biz yakıştığını düşündük bana. Şöyle göstereyim hatta size de. Hazır böyle bir gözlük de bulmuşken numaralı yaptırmak daha mantıklı diye düşündük. Yani yine de sorduk ama o filtre kalkmıyor dedi oradaki çalışan. Daha sonra bunu işte ben miyop olduğum için numaralı hale getirdik dediğim gibi. Artık özgürce, rahatça böyle kör kör olmadan takabileceğim güzel bir gözlüğüm oldu. Yani ben aşağıya linkini koyacağım. Hazır böyle aksesuarımsı şeylere girmişken devam edeyim. Bu penti terlikler var. Böyle tüylü çok şeker terlikler var. İndirimden almıştım bunları da. Böyle tüylü terlikler hani geçen sezonlarda falan daha çok patlıyordu ama şu sıralarda hala görüyorum ben. Seviyorum ben böyle şeylere. Bir de böyle bej rengi falan oluşu da çok hoşuma gitti. Ev terliği gibi yapmışlar sanırsam ama ben bunu tabii ki de dışarıda da giyeceğim. Yani böyle yazlık yerlere gittiğinizde, ki zaten ben Antalya'da yaşadığım için yazın biliyorsunuz. Tam yazlık memlekete göre yani. Lookbook videomda gördüyseniz eğer oradaki siyah elbisemle falan giymeyi düşünüyorum bunları yaz geldiğinde. Ya da işte böyle beyaz gömlekle midi siyah etek vesaire onlarla beraber giyilebilir. Kotla giyilebilir işte yine gömlek falan. O yüzden çok ideal olduğunu düşündüğüm için sahip oldum bunlara. Bunlar kalmış mıdır emin değilim. Dediğim gibi indirimden aldım ama umarım beğendiyseniz bulabilirsiniz. Çünkü bence çok güzeller ve çok şirinler. Sırada iki tane güzellik ürünü var. Bunlar da şu lip gloss'lar. Ben yine H&M'in bütün lip gloss'larını topluyor gibiyim yavaş yavaş. Birisi kırmızı, şu anda da dudağımda böyle hafifçe sürdüğüm renk. Birisi de böyle işte yanar dönerli, sedefli daha doğrusu. İkisi de pamuk şeker gibi kokuyor. Çok güzel kokuyorlar ve ben açıkçası hani beğendim renk verişlerini de. Hafif böyle simli gibiler. Bunun rengi Winterberries diye geçiyor. Hatta şöyle yakından göstereyim. Bu da All That Shimmers diye geçiyor rengi. Bence bunlara bakabilirsiniz çünkü dudakta gayet güzel duruyorlar. Evet, artık moda olarak aldığım şeylere geçebiliriz. Şu H&M gömlek var. Bu sanırım 70 liradan 15 liraya düşmüştü. Bu belki aldığım en karlı ve en güzel ve en bana göre olan parçalardan birisi. Çünkü 70 liradan 15 liraya düşmüş ve tip olarak da gerçekten benim tarzıma göre bir şey. Almadan edemezdim yani öyle bir şey ve hani 15 liraya böyle güzel bir gömlek bulmak gerçekten büyük bir şans oldu benim için. Bu ne zamandan kalma çok emin değilim ama umarım siz de beğendiyseniz denk gelirsiniz. Çünkü gerçekten kaçacak bir gömlek değil. Şehirden şehire değiştirirler mi çok emin değilim ama eğer size böyle 15 liraya bulabilirseniz gerçekten mükemmel olur. Yani bu da kotlarla olsun, siyah pantolonlarla olsun, hatta beyaz pantolonlarla bile zorlanabilir. Bu gömleği lookbook videomda da koymuştum gerçi. Orada da görmüşsünüzdür belki zaten. Görmediyseniz de zaten ilk bahsettiğimde şuraya koymuş olacağım. Yani bu da böyle. Sırada ise bunu üstümde deneyemeyeceğim kot var. Şu Urban Outfitters kot. Biraz Redman tarzı. Hatta biraz değil, bayağı. Böyle göstereyim. Çift renkli. Boyu biraz uzun. Paçası yine tabii ki de böyle şey, hani bitmemiş, dikişsiz. Ve gerçekten çok güzel ama benim buna biraz daha vaktim var sığmak için. Modelin üstündeki fotoğrafı gösteririm. Yani bildiğiniz kot. Her şeyle olur ve gayet güzel. Ben zaten Redman tarzı bir kot istiyordum. O yüzden bunu almam çok iyi oldu. Yani işte pek diyebileceğim bir şey yok. Kot sonuçta
ne diyebilirim ki? Son göstereceği parça ise bugün elime geçmiş olan Zara tişört. Üstünde böyle sanki Henri Matisse'in yaptığı çizimlerden ilham alınmış bir çizim var. Böyle yüz var. Görür görmez aşık oldum buna. Bir de %100 pamuk. Yani böyle nasıl desem, hardal sarısı gibi oluşu, ne bileyim yazısı falan, aşağısındaki şey falan da gerçekten çok beğendim yani. Ve bu yeni sezon bir şey. Siz de beğendiyseniz mutlaka alın. Hani indirimi de beklemek mantıklı olabilir belki ama ben işte çok aşık olduğum bir şeyi riske atmak istemiyorum. Hani böyle kalmazsa falan diye. Ama bu yani iyi ki aldım. Evet, benim göstereceğim parçalar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Fikir falan oluşturabilmişimdir. Blogumda yayınladığım en son yazının linkine de aşağıdan ulaşabilirsiniz. Linklerini bulabildiğim ürünlere de aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.